Merhaba. Kimya bilimi ünitesinin son bölümüyle ilgili standart sorular ve çözümlerine geldik. Eğer yararlı mineraller ve zararlı maddeleri iyice özümseydiysen, deneysel malzemelerle ilgili notları da iyice çalıştıysan, burada hata yapacağını ummuyorum işnaçı. Dilersen sorulara bir başlayalım. Yukarıda özellikleri verilen gaz hangisidir denilmiş? Atmosferde su buharı ile birleşerek asit yağmuru oluşturur. Şimdi burada çok fazla gaz vardı. Azot, karbondioksit, azot dioksit, kükürt trioksit gibi gazlar. Dolayısıyla birinci öncülden çok fazla bir şey çıkartamıyoruz. Sera gazıdır demiş. burada karbondioksit de olabilir, su da olabilir. Sera gazlarından bir tanesi. Fosil yakıtların yakılması ile atmosfere salınır. Fosil yakıtların yakılması sonucunda karbondioksit Gazı açığa çıkar. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği olur. Kükürt trioksit gazı için hangileri yanlıştır denilmiş. Yanıcı değildir. Bu doğru bir ifade. Çünkü kükürt burada maksimum yükselken basamağına ulaşmış. Ve artı altı yükünü almıştır. Dolayısıyla yanıcı bir gaz değildir. Nem çekici bir gazdır. Nem çekici değildir ifadesi hatalı. Zehirli bir gazdır bizler için. Bu doğru bir ifade. Asit yağmurlarına sebep olur. Konuyu anlatırken sana söylemiştim. Kükür trioksit suyla birleşerek e, kuvvetli bir asit olan sülfürik asiti veya onun bir alt basamağında zayıf olan sülfüroz asidi oluşturabilir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Yoğunluğu havadan fazladır. Çünkü ağır bir gazdır. E, yere daha yakın bulunur kükür trioksit. Dolayısıyla insan açısından da bu anlamda zehirli bir gazdır. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Su ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır denilmiş. Su fotosentez için gerekli bir maddedir. Bitkiler için oldukça önemlidir bu anlamda. Vücudun soğutma sistemi yani ısıl ısıl dengeyi korumak için kullanılır ve soğutma sistemidir. Çünkü bizdeki birçok biyokimyasal reaksiyon sıcaklığın artmasını sağlar aslında ama su buna engeller ve soğutma sistemi olarak çalışır. Vücutta biriken toksinlerin atılmasında da rol oynar. Özellikle iyi bir çözücü olması sebebiyle. Dünyada doğal seri etkisi yapan maddeler arasında değildir ifadesi hatalı olmuş. Doğal seri etkisi yapan maddelerden bir tanesidir. Atmosferin üzerini yeryüzünün üzerine bir battaniye gibi sarar ve yeryüzünün aşırı ısınmasını ve aşırı soğumasını engeller. Dolayısıyla bu ifade hatalı olmuş. Gereğinden az ya da fazla su içmek vücudun elektrolit dengesini bozacaktır. Hani dedik ya azı karar çoğu zarar e, hesabı. Gereğinden az alınması da zararlıdır. Gereğinden fazla alınması da zararlıdır. Dolayısıyla... Verilen cümle doğrudur. Doğru cevabımız D seçeneği olur. Şimdi laboratuvar malzemelerine bakalım. Aşağıdaki laboratuvar malzemelerinden hangisi çok az miktardaki sıvıların hassas ölçülerek bir başka bir kabaktarılmasına kullanılır? Şimdi burada deney tüpü, balon jöce ve beher değil. Dereceli silindir. Yani diğer adıyla mezürdü bu. Mezürle pipet arasındaki fark neydi? Mezür büyük ölçekli hacim ölçümü yapıyordu. Pipet küçük ölçekli. E bak burada da zaten çözümlenmiş. 1 mililitre 5 mililitre de 10 mililitre pipetler vardır. Dolayısıyla küçük ölçekte bir sıvı ölçüm yapacaksak pipet kullanacağız. Doğru cevabımız A seçeneği olur. 5. soruya geldiğimizde titrasyon işlemlerinde ayarlı çözelti hazırlamak için ve saklamak için kullanılan cam malzemeler hangisi olabilir? Bak ayarlı çözelti demek derişimli bildiğimiz bir çözelti demek. E, titrasyon işleminde bunlar olmazsa olmazımız bizim. Ayarlı çözeltiyi hazırlamak ve içinde saklamak. Şimdi soruyu düzgün okursan e, ya da iyi okursan e, hata yapmazsın. Şimdi burada biz büreti titrasyon işleminde kullanıyoruz ama ayarlı çözelti hazırlamak için kullanmıyoruz. Balon tamamen çözelti hazırlamak için kullanılan bir cam malzemeydi hatırlarsan. Dolayısıyla ikinci öncülü alıyorum. Pipet de çözelti hazırlamada işime yarıyor ama çözeltiyi saklamak için kullanmıyorum pipeti. Dolayısıyla bu da hatalı oluyor. Dolayısıyla doğru cevap yalnız 2 B seçeneği olur. Aşağıdaki laboratuvar malzemelerinden hangisinin adı yanlış yazılmıştır denilmiş. Deney tüpü doğru bir adlandırma. Erlen Mayer doğru bir adlandırma. Cam balon bak burası geniş. Burası da geniş ama balon jojeye göre bak balon joje burada balon jojeye göre daha geniş olduğu için bu cam balon bu da balon jojeydi doğru. Bu büret değil bunun adı neydi? Ayırma hunisi olması gerekiyor. Ee, emisyonlar ayırmada kullandığımız cam malzemeydi o halde doğru cevabımız D seçeneği oluyor. Ünite sonuna geldik. üniteyi böyle bir toparlayacak olursak ilk etapta önemli antik çağdaki insan madde ilişkisini gördük. Önemli simyacılar gördük. Simya ile kimya arasındaki farkları gördük. Daha sonra element bileşik kavramlarını ve bunun işte aralarındaki farklarını falan özellikle irdeledik. Onun üzerine işte ezberlememiz gereken kısımları falan özellikle belirttik. Buralara çalıştığına inanıyorum zaten. Daha sonra güvenlik önlemleri, güvenlik etiketlerine baktık. Laboratuvarda uyulması gereken kurallar ve sağlığımız için Zararlı faydalı maddeleri de işledik. Deneyde kullanılan cam malzemeleri de gördük. Kimya bilimi ünitesi bu. Kimyanın işte kimyan tanıtımını da yaptık. Kimyanın alt dallarını, alt disiplinlerini falan da gördük. uğraş alanlarını. Şimdi bu konuları eğer e, iyice özümsediğine inanıyorsan e, ünite sonundaki işte acemi, amatör, uzman ve profesyonel testlerine Geçebilirsin. E, birlikte zaten ben sana bu testlerde de yardımcı oluyor olacağım. Bu testi çözerken de e, küçük çaplı konu tekrarlarını da sana yapıyor olacağım. E, bunları hepsine çalıştıktan sonra e, acemi bir e, test ile beraber e, soru çözümüne başlayabiliriz.